Türk toplumlarında devlet yönetimlerinin dini siyasallaştırdığı, devletin din kurallarına göre yönetilmeye başlandığı dönemlerde kadınlar için karanlık günlerde başlamıştık. Bu dönemlerde kadın kara çarşafa büründürülmüş, yüzü peçeyle kapatılmakla kalmamış, siyasal ve toplumsal haklardan da yoksun bırakılmıştır. Anadolu kadını böyle bir yaşamı hiçbir dönemde hak etmemiştir. Cumhuriyet devrimi ile birlikte Türk kadını toplumun bütün bireyleriyle monarşik bir yönetimin kulluğundan layık bir cumhuriyetin özgür yurttaşlığına ulaşmıştır. 1926 yılında kabul edilen medeni yasa ile kadına toplumsal hakları verilmiştir. 1930'da belediye seçimlerinde seçme hakkı, 1934'te genel seçimlere seçme ve seçilme hakları verilmiştir. Türk kadınlarının bu toplumsal ve siyasal kazanımları birçok Avrupa ülkesinden önce gerçekleştirilmiştir. Avrupalı kadın bu haklarını bir sanayi ve aydınlanma devrimi sonucunda dişe diş bir mücadeleyle 129 kadının çıkan yangın sonucunda kanlarının dökülmesiyle kazanmışken Türk kadını haklarını Cumhuriyet devriminin doğal bir sonucu olarak elde etmiştir. Çünkü bu Cumhuriyet devriminin amacı kadını ve erkeğiyle ayrıcalıksız bir toplum yaratmak ve bu toplumu çağdaş uygarlık düzeyine taşımaktır. Türk kadınının elde ettiği bu haklar, kimilerinin her fırsatta eleştirdiği, hatta faşist diktatörlükle suçladığı, Cumhuriyet'in kurucuları Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve dava arkadaşları tarafından öngörülmüş ve gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda kadınlarımız insan hak ve özgürlükleri açısından toplumun tüm bireyleri gibi geriye düşürülmüş, yaşam biçimlerine müdahale edilmiş, zamanla aşağılanmıştır. Şiddete uğrayan, töre ve herhangi bir nedenle cinayete kurban edilen kadınlarımız hemen her gün gazete, televizyon haberlerine konu olmaktadır. Bütün bunlar hedefini çağdaş uygarlık olarak belirlemiş olan Cumhuriyetimiz ile bağdaşır olaylar değildir. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Atatürk'ü Düşünce Derneği Balıkesir Şubeleri olarak Atatürk'ü düşünce sisteminin egemen olduğu, ilke ve devrimlerinin yadsınmadığı, Cumhuriyet'in temel değerlerinin içtenlikle benimsendiği bir düzende toplumun bütün bireyleriyle birlikte kadınlarımızın daha fazla hak ve özgürlük alanlarına sahip olacağı inancıyla tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutluyor, esenlikler diliyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Balıkesir Şube Başkanı Seda Hanım'ı, Atatürkçü Düşünce Derneği Sözcüsü Mine Uykucuoğlu'na plaket vermek için davet ediyorum. Anneler Derneği, pardon, Anneler Derneği'ne plaket vermek için davet ediyorum. Hanımefendi girmeyin, buradan çekelim. Bugünle beraber inşallah sona ersin. Bu plaket için Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği'ne çok teşekkür ederim. Bizi uygun gördükleri için ömrüm boyu, ömrüm oldukça bunu saklayacağım inşallah. Derneğimizin evimin bir köşesinde, her yerde sağ olsunlar böyle plaketlerimiz var. Ben tüm dünya kadınlarının bugün emekçi kadınların gününü kutluyorum. Ve hepsi adına alıyorum bu plaketi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu akşam saat 20.00'da Karesi AVM'de olacak panel ve eğlencemizi tüm Balıkesir halkını davet ediyoruz. Açılımınız bastın! Anneler dağılıyor, torunlar dağılıyor. Açılımı başınıza çalın! Bravo! Thank you.